Şimdi mavi üniforma giyenleri okul öncesi eğitim setlerinin en büyük yaş grubuna hitap eden okul öncesi oyuncu ateş böcekleri eğitim setini anlatacağım. 6 tane kitaptan oluşuyor. Onun dışında matematik dikkat çizgi kitabımızla beraber 9 kitap ve aile katılımıyla birlikte 10 adet kitabı mevcuttur. Ben birinci kitaptan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle farklılığını anlatabiliriz. Mavi üniforma giyenler olarak özellikle büyük yaş gruplarında çocukların sayılar, şekiller, renklerden artık sıkıldıklarını, farklı çalışmalara ihtiyaç duyduklarını biz gözlemlemiş bulunuyoruz. Siz saygıdeğer yöneticiler ve öğretmenlerimiz de tabii ki bunların farkında. Biz de bu farkındalığı ortaya çıkarabilmek adına çocuklara sosyal içerikli etkinlik sayfaları da sunmaya karar verdik ve uygulanabilir olması, çocuğun anlayabilir düzeyde çözebilmesini sağlayacak yönergelerle beraber, yönergemizin anlaşılabilir olması, sayfaların içerisindeki metinlerin çocuğun anlayabileceği düzeyde olması bizim için öncelik teşkil etmektedir. Scamper, Montessori, Reggio Emilio gibi birçok etkinliklerin, farklı çeşitli etkinliklerin kitaplarımız içerisinde yer verdik. Bu çalışma tarzlarını sayfalarla birlikte örtüştürdük. Nasıl olduğunu şimdi ben size izah edeceğim. Birinci kitabımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Bizim birinci kitabımız, Oyuncu Ateş Böceği birinci kitabımız. Bakın şurada kavramları zaten üzerinde veriyoruz. Örneğin bu keşif zamanı sayfalarımız olacak. 6 kitabın 6'sında da bu sayfa Reggio Emilio ile ilgili bir sayfa. Sonbaharı anlatan bir sayfa. Gerçek resimleri kullandık. Keşif zamanı her kitabımızda olacak. Her kitabımızda değerler olacak mutlaka. Yine gerçek resimleri kullandık. Onun dışında her kitabımızda Scamper'a ait etkinlikler olacak. Biliyorsunuz ki Scamper her harfin bir anlamı olduğu bir sistem. Farklı düşünmesini sağlayan. Burada örneğin E harfiyle ilgili Türkçesi yok etme olan onunla ilgili bir etkinliğimiz var. Aynı zamanda belirli gün haftayla da örtüştürüyoruz. Bakın Scamper, Montessori, Reggio Emilio diyoruz fakat o sayfayı farklı bir etkinlikle de pekiştirebiliyoruz. Amacımız sadece basit bir yönerge verip o sayfayı sınırlamak değil. Sayfanın ucunu açıp öğretmenin farklı şekilde çeşitlendirmesini sağlamaktır. Aynı zamanda içerisinde bilmece bulmaca sayfaları tabii ki var. Ben olsam ne yapardım sayfaları var. Bakın burada bayramlaşmayla ilgili bir etkinliğimiz var. Her kitapta bir deney sayfası mümkün bulmanız. Aynı zamanda her kitapta öykülerle ilgili çalışmalarımız var. Öykü tamamlama çalışmalarımız var. Simetri çalışmalarımız mevcut. Her kitapta bir Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş ünlü insanları, Türk insanlarını anlattık. Örneğin tabii ki Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'le başlıyoruz birinci kitabımızda. Detaylarıyla ondan bahsetmeye çalıştık. Burada biz örneğin Atatürk konusunda Atatürk'ün eğitime önem verdiği ve demokrasiye önem verdiği sayfaları ve cümleleri kurmayı daha çok ön plana çıkardık. Ve kitaplarımızın, dikkat ederseniz kitabımızın altında iki tane yuvarlak nokta bulacaksınız. Bu şudur. Bu kitabı biz bittiği zaman eve gönderiyoruz. Tabii ki gönderiyoruz. Fakat kitabı sınıfta işliyoruz. Örneğin bu etkinlik sayfasını çocuk yaptı. Burada bu sayfayı yaparken kolaydı, bu sayfayı yaparken zordu gibi ibareler var. Bunlardan birini çocuk işaretlediği zaman, anne baba bunu eve götürdüğünüz zaman bu sayfayla ilgili çocuğun da yapılabilirliğini görmüş oluyor. Çünkü anne baba bu kitapları inceliyor eve gittiği zaman ve çocuk da burada kendini değerlendirmiş oluyor. Kendini değerlendirme bölümleri mevcut. İçerisinde çocuk hakları sayfaları var. Hayvan hakları sayfaları var. Çevreyi korumayla ilgili sayfalar var. Farkındalık yaratan sayfalarımız var. Çevre kirliliği, toprak kayması bunları ayrı ayrı kitaplarımızda çocukların anlayabileceği şekilde anlatmış bulunuyoruz. Bu 6 kitabımızdan bir tane daha örnek vermem gerekirse 4. kitabımızda bakın burada biz bir Reggio Emilio etkinliği herbaryumu anlatıyoruz. Herbaryum çok bilimsel bir tanımdır. Herbaryum tanımı çok bilimsel olmasına rağmen burada okuduğumuz metinde çocukların anlayabileceği düzeye indirgemiş bulunuyoruz herbaryumu. Herbaryum gibi bilimsel bir terimi bile çocuğun anlayabileceği dilde anlatmak çok önemlidir. Çünkü biz bilimsel bir şey öğretmek istiyoruz öğretmen olarak veya yönetici olarak vesaire. Bunu çocuğun anlayabileceği dile indirgemek için bazen internetten yardım alıyoruz, bazen kendimiz proje çalışmaları yapıyoruz. Halbuki bu kitapta verdiğimiz tanımda bilimsel olarak çocuğun bir cümlede anlayabileceği şekilde anlatılsa daha iyi değil mi? Örneğin çevrendeki ağaçların yapraklarını incele. Hepsi birbirinden farklı. Çevrende bu kadar farklı yaprak varken onlardan örnekler toplayıp yaprak herbaryumu hazırlayabilirsin. Burada çocuğun tek anlayamayacağı kelime herbaryumdur. Onun dışındaki bütün kelimeleri anlayabildi. Yaprak topluyoruz. Peki yaprak herbaryumu deyince bir anlam ifade etmesi için
Bunun için topladığı yaprakları kalın kitapların sayfaları arasına yerleştirip kurutman yeterli. Yapraklar yeterince kuruyunca onları başka bir albüme yerleştirip sergileyebilirsin. Burada amacımız her verimi çocuğun anlayabileceği dilde anlatmak. Bütün setlerimizde olduğu gibi oyuncu ateş böcekleri setinde de yönergelerimiz ve içinde kullandığımız metin ve paragraflar tam anlamıyla öğrencinin ve öğretmenin anlayabileceği düzeydedir. Şimdi matematik, dikkat ve çizgi çalışmaları demiştik. Bakın matematik deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü matematiği sadece öğretmiyoruz. Sayıları rakamlaştırmak, farklı konularla pekiştirmemiz gerekiyor. O sayıların nasıl rakamlaştırdığını pekiştirmemiz lazım. Yani 1'i verelim boyayalım, 2'yi verelim boyayalım, 3'ü böyle bir şey olmaması gerekiyor. Matematik çalışmalarında bakın 1'i verdiğimiz zaman burada bir eşleştirmeyle pekiştirirken 2 verdiğimizde örüntüyle pekiştiriyoruz. 3'ü verdiğimizde sayı örüntüsüyle pekiştiriyoruz. 4'ü verdiğimizde farklı bir etkinlikle pekiştiriyoruz. Yani bütün rakamların pekiştireçleri dahi farklı şekildedir. Yine bu Ruby Robo'dan farklı bir setimiz, en büyük yaş setimiz olduğu için bakın şu çalışmalar son sayfalara doğru sizlere göstereyim. Şu çalışmalar ilkokul oryantasyon haftasında da aşağı yukarı yapılabilecek düzeyde çalışmalardır. Bu da son sayfalarda mevcut olmaktadır. Bizim 6 kitabımızın dışında 3 tane kitabımız ve aile katılımımızla beraber 10 adet kitabımız mevcut. Aynı zamanda şu şekilde basılı veya dijital olarak elde edebileceğiniz planlarımız da mevcuttur.